İkinci el araç alım satım işlemlerinde yeni bir dolandırıcılık yöntemi gelişiyor. Noterler vatandaşları başkasına ait IBAN üzerinden para alışverişi yapmaya zorlayan dolandırıcıların mağduriyetlerine tanık oluyor. Avukat Şeyda Yüceant bu dolandırıcılık yönteminin işlenmesinden bahsetti ve tedbir önerilerinde bulundu. Günümüzde dolandırıcılık örneklerini çok fazla görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de araç alırken bir yakınım size IBAN'dan parayı atacak deyip araç sahibine para geldikten sonra tekrardan o IBAN'dan atan şahsım ben ona borç gönderdim karşılığında bir şey almadım ya da bir mal varlığı almadım diyerek dolandırıp tekrardan mahkeme yoluyla o parayı alma sistemi başladı. Günümüzde çok duyuyoruz, uyarılar da geliyor. Sizlerden bu konunun detayı bir de uyarısını alacağım. Buyurun. Şimdi şöyle, son günlerde ikinci el araç piyasasındaki satışların düşmesinden dolayı tabii dolandırıcılar bunları yine kendi lehlerine dönüştürüp bu vatandaşın aracını satamamasından yaşadığı mağduriyette aceleye getirip vatandaşı ikna edip bir şekilde IBAN dolandırıcılığı yani ödemenin karşılığının alınmamış olması anlamına gelen dolandırıcılık tipini tercih ediyorlar. Nasıl gerçekleşiyor bu dolandırıcılık tipi? Şöyle gerçekleşiyor. Ahmet'in satıcı, Mehmet'in alıcı olduğunu varsayarsak, Ahmet ilanı aracı koyuyor. Aracı koyduktan sonra Mehmet de satın almak için pazarlıkları gerçekleştiriyor. Anlaştıklarında noterde satış gerçekleşeceği esnaya kadar alıcı şöyle belirtiyor. Diyor ki benim kuzenimin veya bir akrabamın, arkadaşımın bana borcu var. Bu yüzden dolayı o parayı sizin hesabınıza, satıcının hesabına transfer edecek diyor. Satıcı da bunu kabul ediyor. Kabul ettikten sonra noterde de satış gerçekleşiyor. Noterde gerçekleşen satış sözleşmesinde de satıcı alıcıdan ödememi aldım şeklinde resmi satım sözleşmesine düzenlenip yazılıyor. Artık bu düzenleme gerçekleştikten sonra IBAN'a parayı transfer eden IBAN sahibi bu sefer de savcılık makamına gidiyor ve diyor ki ben araç satın almak için bir ödeme yaptım. Bu da benim ödeme dekontlarım. Şu plakalı aracı ilanda gördüm, alacaktım. Fakat satıcı bana herhangi bir araç teslim etmedi. Teslim etmediğinden dolayı beni dolandırdı diyerek bir mağduriyet olduğunu beyan edip savcılığa şikayette bulunuyor. Şimdi burada hikaye şöyle gerçekleşiyor. Aslında satıcı mağdurken görünürde dolandırıcı gibi oluyor. Gerçek dolandırıcı olan IBAN'dan parayı transfer eden kişi de o üçüncü kişi, kuzeni, akrabası artık her kimse. O kişi de gerçekte dolandırıcı olmasına karşılık mağdurmuş gibi hukuk anlamında yargılamada değerlendiriliyor. Şimdi bu basit nitelikli bir dolandırıcılık TCK anlamında ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Savcı da vatandaşı çağırıp böyle böyle bu ödeme dekontu sen bu kişiye araç satacakmışsın ama satmamışsın ne olacak bu işin sonu dediğinde direkt orada vatandaş aslında böyle böyleydi biz aracı satmıştık kuzenim dedi kuzeni hesabından parayı aktardı gibi aktarımlarda bulunduğunda tabi bunu ispat edemeyince dolandırıcılık suçu kapsamında asıl mağdur olan satıcı burada yargılanan kapsamında kalıyor ve yargılanıyor. Durum böyle olunca gündeme böyle şeyler tabii sıklıkla gelebiliyor. Burada bizim vatandaşa tavsiye edebileceğimiz şey ne olabilir? Açıklamaya detaylı bir şekilde aracı aslında ben Ahmet'e sattım. Yani araç Ahmet'e satıldı. Ahmet'e satılan araç için şu plakalı numaralı araç için IBAN'ına bu yüzden para transferi yapıldı diye açıklamaya açık açık net net bir şekilde yazılması gerekir ki vatandaş böyle mağduriyetler yaşamasın. Ya da direkt kime sattıysa aracını, alıcı kimse alıcının IBAN'ından, hesabından parayı almaya dikkat etsin. Ki böyle mağduriyetler devam eden süreçlerde yaşamasın. Aksi halde bu IBAN'dan para transfer eden şahıs satıcıya karşı hem hukuk mahkemelerinde parasının iadesi için ya da ceza yargılamasında uzlaşma kapsamında bir suç olduğundan dolayı ceza yargılamasında uzlaşırız ancak zararımız giderilsin şu kadar araca para ödemiştik bu zarar giderilsin diye taleplerde bulunabiliyor. Yani hikayenin özü aslında ispat bakımından yetersiz olan durumlarda gerçekten mağdur olan kişiyi dolandırıcı gibi gösterip yargı makamları önünde ondan maddi bir menfaat elde ediliyor. Hem araç alınıyor hem de araç için ödenen para tekrardan hukuki yollarla
satıcıdan tahsil ediliyor.